Efendim iyi günler. Yeni Akit Konte.com yayınıyla yeniden huzurlarınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Yayın konuğumuzda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhami Çelik. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun Taha hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Allah sağlıklı günler versin hepimize diyelim. Zor süreçlerden geçiyoruz. Takdir edersiniz ki. Yarın da LYS sınavına girecek iki oturumda milyonlarca öğrenci ve önümüzdeki haftada YKS sınavı olacak. Efendim son uyarılarınızı dinleyelim. Öğrencilerimize neler tavsiye ediyorsunuz yarınki sınav için? Nelere dikkat etmeliler sağlıkları açısından? Buradan başlayalım. Sayın Özdemir, öncelikle tabii arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Lütfen en bir ikincisi de önümüzü sakin olmalarını rica ediyoruz. Yani koronavirüsü düşünmesinler lütfen. Sadece sınavlarına odaklansınlar. Benim en büyük temennim o. Yani bu korkuyla bir yere varılmayacağını arkadaşlarımızın biliyor olmasını temenni ediyorum gerçekten. Şu var, birincisi Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi bakın maske, mesafe ve hijyen. Bu üç kurala uyarsanız bulaşma ihtimali neredeyse sıfır gibi gözüküyor. Dolayısıyla saygıdeğer arkadaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani lütfen sosyal mesafenizi koruyun, maskenizi çıkarmayın özellikle sınava girene kadar. Çünkü dışarı çok kalabalık oluyor. Dolayısıyla biz çarşamba günü bu kalabalığı önleyebilmek için Sayın Bakanımızla konuştuk. Acaba nasıl azalttı diye sokağa çıkma kısıtlaması bu yüzden geldi. Bu açıdan giderken yanına da lütfen tek kişi gitmelerini rica ediyoruz. Çünkü ebeveynlerden hem anne baba ikisinin gelmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. İki kişi gitsin lütfen. Birbirlerindeki mesafeyi korusunlar. Giderken maskelerini çıkarmasınlar. Biriyle temas ettikleri zaman lütfen ellerini yıkamadan ya da işte antiseptikle uğramadan kolonya vesaire olabilir bu. Lütfen bu şeyi kullanmasınlar. Onu rica ediyoruz. Yani ellerini yüzlerine vurmasınlar. Bu sıkıntılı. Onun dışında zaten sınıfları bu sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız şeyler öyle. Bizim de burada gelecek arkadaşlarımız var hastanede kalan. Onları da burada sınav yapacağız. Dolayısıyla onlar için de gerekli önlemleri aldık. Arkadaşlarımızdan ortak eşya kullanmamalarını özellikle rica ediyorum. Yani kalemleri, silgileri kendilerine özel olsun. Asla ve asla yanındaki kişilerden diğerinden bir ödünç bir şey almasınlar. O yüzden kırtasiyeler de biliyorsunuz bugün açık bırakılacağı açıklandı. Bu yüzden sınavda gereken gereçler neyse bunların kendilerine özel olmaları gerekiyor. Başkalarıyla paylaşmamaları gerekiyor. Ve bir ikincisi de artık koronavirüsü değil de sınavlar düşünmelerini rica ediyoruz. Sayın Hocam, Sayın Sağlık Bakanlığımız öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu, yani sizin de üyesi olduğunuz bilim kurulu, öğrencilerimiz için gerekli önlemleri aldı değil mi efendim? Bu yönde işleri rahat ediyor. Tabii, elbette. Yani özellikle toplum sağlığı alt kurulu son derece iyi çalışıyor bu konuda. Ve bizler de tekrar o verilerin üzerinden geçiyoruz. Olası işte birimizin göremediğini ve aklımıza gelmeyeni diğer hocamızın aklına gelebiliyor. Bunları konuşuyoruz aramızda. Ve başka ne eksiğimiz var, ne fazlamız var bunları görüyoruz. Yani çok aşırı böyle korkutucu önlemler, tedbirler değil. Gerekli tedbirleri almak için çaba sarf ediyoruz. Bu yüzden insanları sıkmayacak, rahat edecekleri ancak virüsün de bulaşmasını engelleyecek, azami ölçüde engelleyecek şeyi önlemleri almaya çalışıyoruz. Bu konuda saygıdeğer çocuklarımızın endişe etmesini istemiyoruz. Lütfen rahat olsunlar. Peki. Onlar bizim her şeyimiz. Yani bizler tabii dediğim gibi biz işte okuyoruz, büyüyoruz, hizmet ediyoruz ve sonra onlar gelecekler. Dolayısıyla bu pırıl pırıl gençlikteki genç arkadaşlarımızın cesur, güçlü, vatanını, milletini seven insanlar olmasını rica ediyoruz. Onlardan özellikle beklentimiz bu. Ama şunu lütfen rica ediyorum. Çalışmak çok önemli. Hepimizin çok çalışması lazım bu ülke için. Sağ olun Sayın Hocam. Sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Estağfurullah. Çok sağ olun. Hoşça kalın.